Resmi olarak maalesef ki sandık kurulunda bulunamıyoruz. Bu önemli bir haksızlık, önemli bir adaletsizlik yaratıyor ama biz bunu elbette ki başka yol ve yöntemlerle telafi edeceğiz. Her sandıkta yeteri kadar gözlemci, müşahit bulundurarak bütün sandıkları her şeyden önce kendi öz gücümüzle demokratik olarak denetim altına alacağız. Çünkü bu iktidarın sıkıştığı her seçimde, yerel seçimde, genel seçimlerde oy hırsızlığı yaptığına dair güçlü şaibeler var, güçlü iddialar var. Bazı yerlerde seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek kadar seçime şaibeler katıldığına maalesef ki tanıklık ettik. O nedenle öncelikli görevimiz bütün sandıklarda, Türkiye'deki bütün sandıklarda HDP adına en az bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin müşahit gözlemci sıfatıyla oylarımızı koruyacak. Sadece bizim oylarımızı değil, diğer partilerin oylarını da koruyacak demokratik bir tutum hazırlığı içerisinde olmamız gerekiyor. Bugün siz değerli il eş başkanlarımızla bu konudaki hazırlıklarımızı gözden geçireceğiz. Elbette sadece sandık çalışması yürütmüyor olacağız. Her sandıkta görevli müşahit komisyonumuz ve kurulumuz aynı zamanda o sandık bölgesinde oy kullanacak bütün seçmen kardeşlerimizle seçime kadar diyalog ve temas içerisinde kampanyamızın birer aktivisti olacak, gönüllüsü olacaklar. Şu ana kadar Türkiye'deki sandıkların neredeyse %70'ine yakınında bu örgütlenme tamamlandı. 10-15 gün içerisinde de geri kalan sandıklarda bütün müşahit örgütlerimiz hazır olduğunda artık sandıkların %100'ünde HDP'nin müşahitleri bulunacak. Bunun dışında biliyorsunuz ayrıca gönüllü aktivistler sandıklardaki hileleri önleme açısından bir hazırlık, bir kampanya yürütüyorlar. Biz onlarla da koordineli bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine değerli arkadaşlarım, sizler il eş başkanları olarak bulunduğunuz şehirlerdeki seçim kampanyası süresince olası provokasyonlara, provokasyon girişimlerine karşı da son derece dikkatli ve duyarlı olmak zorundasınız. Yakın zamanda birkaç şehirde ne tür provokasyon girişimlerinin hazırlıklarının yapıldığını herhalde sizler de izlediniz, gözlemlediniz. İktidar oy kaybı yaşadıkça, koltuğun, saltanatın elden gitme ihtimali güçlendikçe her türlü çılgınlığı yapabilirler. İnanın ki ülkenin barışı, demokrasisi asla umurlarında değil ve olmayacak. Bu nedenle sizlere çok büyük görevler, çok büyük işler düşüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tür provokatif girişimlerde bulunurlarsa bulunsunlar, son derece sağduyulu davranmamız lazım. Bütün parti kadrolarımızın, çalışanlarımızın, sempatizanlarımızın, genç arkadaşlarımızın özellikle bu konularda her zamankinden daha fazla dikkatli, hassas, duyarlı davranmaları gerekir. Seçim yaklaştıkça bu tür oyunlar, bu tür tezgahlar Karadeniz'den Trakya'ya kadar, Doğu Güneydoğu'dan İç Anadolu'ya kadar, Ege'ye kadar her yerde sahneye sürülebilir. Bir defa şunu asla unutmayacağız. Biz bir seçim yarışına giriyoruz. Demokratik, eşit bir yarış olmadığının farkındayız. Ama yine de en nihayetinde bir seçim yarışıdır. Savaşa girmiyoruz. Düşmanlarımızla çatışmıyoruz. Ortada düşman yoktur. Bu şekilde algı yaratmaya çalışacaklar. Siyasi partiler arası düşmanlık dilini kullanarak düşmanca bir ortam, düşmanlık hissinin yaygın olduğu bir ortam yaratmaya çalışacaklar. Bu konuda mutlaka dikkatli, duyarlı olmamız lazım. Hiçbir partinin çalışanı, adayı, hiçbir partinin sempatizanı, oy vereni düşman değildir. Bizim açımızdan siyasi rakiptir, o kadar. Onun dışında asla bir bakış açımız olamaz. Yine değerli arkadaşlar, önümüzdeki günlerde aday adayları ile ilgili yürüttüğümüz çalışmayı, tartışmayı tamamlayacağız ve en geç Yüksek Seçim Kurulu'nun da belirlemiş olduğu 7 Nisan tarihinde listelerimizi
YSK'ya teslim edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin her yerinde 1500'den fazla aday adayımız bu zorlu mücadelede halkımızı, partimizi temsil etmek için bizden görev bekliyor. Elbette ki tamamını listelere yazma şansımız yok. Bu da bir gerçek realitedir. Başvuran arkadaşlarımız da zaten eminim ki bunun farkındadırlar. Fakat bu zor dönemde Türkiye'nin bir taraftan tek adam, bir taraftan dikta rejimi, baskı rejimi, öbür taraftan halkların özgürlüğünü, kardeşliğini ve barışını esas alan bir çizgi arasında seçim yapacağı, tercih yapacağı bir dönemde bizden görev talep eden her arkadaşımızın duruşu onurludur. Başvuru yapan her aday adayı bizim için kıymetlidir. Partimizin kapısından içeri bugün de girmiş olsa, 20 yıldır partimizde çalışıyor da olsa, bizim açımızdan hiçbir fark yok. Her biri bizim için kıymetli bir yoldaşımız, bir kardeşimizdir. Yedisinden sonra yani adaylar netleşip aday kadromuzla seçim kampanyasına başladıktan sonra da aday adaylarının pozisyonu ve durumu bizim için değişmez. Tercihte bulunamadığımız, arzu etmemize rağmen adaylık görevi veremediğimiz bütün arkadaşlarımız bizim için aynı kıymette, aynı değerde olmaya elbette ki devam edecek. Bütün aday aday arkadaşlarımızdan da ricamızdır. Sizler madem ki bu zor göreve talip oldunuz, bu onurlu göreve, bu kritik süreçte talip oldunuz, o halde bunun gereğini hep birlikte yapalım. Aday olunsa da olunmasa da aynı heyecanla, aynı ruhla, aynı kararlılıkla bütün seçim kampanyasını hep birlikte örgütleyelim, hep birlikte çalışalım. Aday olsanız da olmasanız da bu halkın onurlu birer temsilcisi olduğunuzu lütfen unutmayın. Bu onura, bu gurura yakışır bir tutum ve performans bekliyoruz. Hele hele böylesi bir dönemde küsme, kırılma gibi tutumlar elbette ki hem seçim kampanyamıza hem de partimizin bu duruşuna zarar verir. Her arkadaşımın bu hassasiyetle, bu duyarlılıkla çalışmalara güç vermesini özellikle rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, bizler seçim kampanyasından sonra 7 Haziran'da artık sandıklara gittiğimizde sadece Türkiye'de parti seçimi, herhangi bir iktidar tercihi konusunda bir sonuç ortaya çıkarmayacağız. Türkiye yeni bir özgürlükçü anayasa, sivil bir anayasa ve halkların kimliğini, inancını, yaşam tarzını, emeği, çevreyi, kadını, insan haklarını esas alan yeni bir anayasa ile mi buluşacak? Yoksa bugün AKP'nin kafasındaki, başbakanın da ilan ettiği gibi tek adam sistemi, adına başkanlık sistemi dedikleri dikta rejimini mi onaylayacağız? İşte 7 Haziran'da bunun tercihi yapılacağı için görevimiz çok büyük, sorumluluğumuz, omuzumuzdaki yük son derece ağırdır. Ama biz bunun üstesinden gelebilecek kadrolarız. Çok zorlu dönemlerden, mücadele dönemlerinden buralara geldik. Türkiye'nin en yeni ama en köklü mücadele partisiyiz. Bize kendi zihin dünyalarında, kendi inanç dünyalarında sahte proje dışında hiçbir rol biçilmeyenler bu durumu anlayamıyorlar. Anlayamazlardı. Çünkü her zaman kendileri yapay projeler olarak inşa edildiler. Mevcut iktidar dahil olmak üzere, ondan önceki iktidarlar serada yetiştirilen naylon iktidarlar olarak Türkiye'yi yönettiler. Bir halk hareketinin ilk defa bu kadar cüretkar, cesur bir şekilde ben iktidara talibim diyor olmasını hazmedemiyorlar. Olsa olsa bu da projedir diye düşünüyorlar. Çünkü kendileri hep öyle oldular. Geçmiş dönemlerde hep böyle oldu. Bir halk hareketinin, emek hareketinin, kadın hareketinin, çevre hareketinin iktidara talip olabilmesini içine sindiremiyorlar. Bunu o kadar öfkeyle ifade ediyorlar ki Cumhurbaşkanından hükümet sözcülerine, başbakanına kadar küfürbaz takımı tayfası gibi sokak ağzıyla bizlere hakaret edercesine saldırıyorlar. Elbette aynı üslupla cevap vermeyeceğiz.
Biz bu ülkenin cumhurbaşkanı kadar seviyesiz değiliz. Biz halk çocuğuyuz. Çok şükür halkın diliyle konuşmayı biliyoruz. Kimseye hakaret de etmedik, etmeyeceğiz. Aynı üslupla asla hiç kimseye cevap vermeyeceğiz. Fakat içine düştükleri durumun, panik halinin ne kadar korku yarattığını da işte bu sözlerden, bu yaklaşımlarından rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Şimdi çözüm süreciyle ilgili bugüne kadar tek bir adım atmayanlar, bakın adım attınız mı diye sorduğumuzda saydıkları bir tane şey var. Olağanüstü hali kaldırdık ya diyorlar. Başka da bir şey yok. Başka ne istiyorsunuz diyorlar. Çözüm süreciyle ilgili bakın sürecin başından bu yana tartışılan beklentiler var. Yeni anayasa var, demokrasi paketleri var, kimliklere, inançlara, dillere özgürlük var. İfade özgürlüğü var, gösteri hakkı var, siyaset hakkı var. Bunların hangisinde adım atıldı? Seçim barajı var. Hangisinde adım atıldı? Yok. Hiçbir adım atmayan iktidar çözüm sürecini biz tıkamışız gibi yaygara koparıyorlar. Siz hangi adımı attınız biz engel olduk mesela? Ben Sayın Davutoğlu'na sormak istiyorum. Çözüm süreciyle ilgili attığınız ve atacağınız hangi adıma biz engel olduk? Bir tane örnek verin. Bir tane. Hangi demokrasi paketini getirdiniz engel olduk? Çözüm adımıyla ilgili parlamentoda siz ne yaptınız da biz engel olduk? Engel olduğumuz şeyi söyleyeyim. Güvenlik yasasını getirdiniz. Çözüm sürecini sabote edecek en kritik hamleyi yaptınız. Biz ona engel olmaya çalıştık. Eğer bu çözüm sürecine engel olmaksa kusura bakmayın. Bütün bu tutumumuzu ilkesel ve ahlaki olarak siyasi olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Ha şunu diyorsanız başınızdaki patron, saraydaki patron biz onu eleştirdiğimizde kızıyor, öfkeleniyor, çözüm sürecini donduruyorsa işte o sizin sorununuzdur. Patronunuzdan bu kadar korkmayacaktınız. Ne yapalım? O sizin patronunuz, bizim değil. Sizin genel başkanınız, bizim değil. Aman diyorlar, Sayın Erdoğan'ı eleştirmeyin. Öfkeleniyor, öfkelenince çözüm süreci anında duruveriyor. Atılması gereken bütün adımlar da geri plana itiliyor. Düşünün ki bir ülkenin barışı bir tek insanın, bir tek adamın psikolojisine, ruh haline bağlı duruma gelmiş. Vay halimize. Yani senin benim kardeşim, bu anaların evladı ölmeyecekse eğer başbakanın değil, cumhurbaşkanının değil, bizlerin ortak kararıyla olmalı. Barış olacaksa bizlerin ortak sahiplenmesiyle olmalı değil mi? Ama artık öyle olmuyor. Evlatlarınızın ölüp ölmeyeceğine cumhurbaşkanının psikolojik durumu karar veriyor. Ruh hali karar veriyor. Yani barış onun psikolojisine bağlı. Ve biz böyle yaptık diye, psikolojisini bozduk diye süreci engellemiş olduk. Bu kadar basit, ciddiyetsiz, lakayt bir tutumla bu ülke yönetilemez. Çözüm süreci falan ilerleyemez. İşte bütün bunların çözüm anahtarı 7 Haziran seçimlerinde sizin elinizdedir. Halkın elindedir. O anahtarı doğru kullanırsanız Türkiye'nin önü açılacak. O anahtarı doğru şekilde, doğru bir iradeye teslim ederseniz Türkiye'nin önü açılacak. Barış ancak HDP'nin büyümesiyle gelecek bu ülkeye. Çünkü barış zaten hepimiz. Karadeniz'den Trakya'ya, Ardahan'dan Antalya'ya, Kayseri'ye, İzmir'e zaten bu partide buluşmuş olanların ihtiyacıdır. Sarayın barışa ihtiyacı yok ki. Böyle bir derdi de yok. Aldığı güvenlik tedbirlerine bakın, kendini korumaya alıyor. Sarayın koruma ordusu var. Koruma ordusu, özel ordu. Sarayı korumakla mükellef. Sarayın artık gizli bütçesi de var. İstediği şekilde kullanabileceği, her yerde rahatlıkla hesap vermeden kullanabileceği örtülü ödeneği de var.
Ne yapacak bu parayı? Bu kadar trilyonu ne yapacak saray acaba? İstihbarat yetkisi almış, özel ordusu var, gizli, örtülü özel bütçesi var. Yani devletin içinde tek kişilik ayrı bir devlet kurmuş durumda. Çünkü seçim sonuçlarından şimdiden kaygılanmaya başladılar. Ola ki iktidarı kaybederlerse, parlamentoya bağlı olmayan, hesap vermeyen, denetlenemeyecek bir liderlik, bir dikta yönetimi oluşturmak istiyorlar. Bugünden onun hazırlığı yapılıyor. Güvenlik yasası bunun özel yasasıydı. Örtülü ödenek özel bütçesidir. İstihbarat yetkisi ve kurduğu özel ordu işte onu koruyacak özel güvenlik birimidir. Yani özel devlet. Şu anda kendi özerkliğini ilan etmiş durumda. Bu devlet içerisinde özerk bir yapı olarak orada yeni mahallede bir sarayda yaşıyor. Kendisini eleştirdiğimiz zaman da sen misin eleştiren deyip hakaretler yağdırıyor. Tetikçisi olan parayla tuttukları gazeteciler akşamları televizyonda, gündüz köşelerinde bizlere saldırarak, hakaret tehditler yağdırarak da geri adım attırmaya çalışıyorlar. Bakın, eğer ki bu seçim kampanyası döneminde başımıza bir iş gelirse, olabilir. Benim bütün arkadaşlarımdan, bütün yoldaşlarımdan özel ricamdır. Bu gemi limana götürülecek. Sizlere emanettir. Şu veya bu şekilde bu özgürlük gemisi limana ulaştırılacak. Bunu sizler başaracaksınız. Ben buna canı gönülden, yürekten inanıyorum. Çünkü biz bir tek adam hareketi değiliz. Biz olsak da olmasak da. Bu partiyi kuranlar, emeğini, alın terini harcayanlar, dökenler elbette ki bu geminin nereye nasıl götürüleceğini bilenlerdir. Bizde çok şükür ki tek adamlık sistemi yok, olmayacaktı. Böyle bir parti değiliz. O yüzden benimle uğraşmaları asla canınızı sıkmasın. Çünkü bizde tek adam yok, yüz binlerce kadın, yüz binlerce erkek var. Hangi birinizle uğraşacaklar? Hangi birinizi yok etmeye çalışacaklar ki? Tek biriniz kalsanız, tek bir genç arkadaşım bile kalsa bu partiyi başarıya götürecek kararlılığa ve inanca sahiptir. Bizle uğraşmaları asla ama asla moralinizi bozmamalı. Bunların seviyesizliği, bunların kendi çaplarını sadece gösteriyor. Seçim kampanyasında bunlarla uğraşacak halimiz yok. İşimize, gücümüze bakacağız. Türkiye halklarına verilmiş sözümüz var. İşçilerine, emekçilerine, çiftçilerine verilmiş sözümüz var. Vaatlerimiz var. Hayallerimiz, özlemlerimiz var. Onlarca yıldır çektiğimiz yollardan süzüp bugünlere getirdiğimiz elbette ki geleceğe dair projelerimiz var. Biz bunlara bakalım. Bunlarla uğraşalım. Türkiye'nin hiçbir toplumsal kesimi asla ama asla HDP'nin büyümesinden korkmuyor, zarar görmüyor. Kim korkuyor görüyorsunuz. Bugün manşette var. Soyguncular korkuyor, hırsızlar korkuyor, baskıcılar korkuyor, katiller korkuyor, eli kanlılar korkuyor. Onların da korkmasından daha doğal ne var? Elbette onlar da HDP'den korkacaklar. Bir zahmet o kadar da olsun. Çünkü biz onlardan hesap soracak yegane gücüz. HDP artık sadece Türkiye'nin değil, bütün Orta Doğu'nun dengelerini değiştirecek, ezilenden yana değiştirecek, halktan yana, sokaktan yana değiştirecek yegane güç olmuştur. Herkes bizi başka bir şey olmakla suçluyor, suçlamaya devam edecek. CHP'ye bakın, AKP ile işbirliği yapmakla suçluyor. AKP'ye bakın, CHP ile işbirliği yapmakla suçluyor. MHP'ye bakın, ikisiyle işbirliği yaptığımız suçlaması var. Çünkü kafaları ancak bu kadarına yetiyor. Anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Bugüne kadar sokakta görüp korktukları işçiler, kadınlar, gösteri yaparken tırstıkları gençler iktidara yürüyor, anlayamıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. HDP geliyor ve 7 Haziran'da seçim sonuçları açıklandığında işte bu zafer, bu başarı sizin başarınız. Başta il eş başkanlarımız olmak üzere bütün kadrolarımızın başarısı olmuş olacak. Şimdiden
Bu demokratik zafer, Türkiye halklarının bu zaferi ve bu yürüyüşü hayırlı olsun diyorum. Bu toplantıdan çıkaracağımız olumlu sonuçlarla yolumuza devam edeceğimizi ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.